Merhaba, Yadı Cemil'e hoş geldiniz. Bendeniz İbrahim Sadri. Bu yayına emek veren bu programa tüm değerli kıymetli arkadaşlarım adına selamlarımı iletiyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi de iletiyorum elbette tercihinizden ötürü. Umarım Yadı Cemil'i seçtiğiniz için, bizimle birlikte olmaya karar verdiğiniz için mutlu olursunuz. Ve bir parça olsun bu kısacık süre içinde sizlerle hem gönlümüzden geçenleri paylaşma imkanı buluruz, hem gönlünden geçenleri yazarak, söyleyerek bize intikal ettirmiş, bize iletmiş değerlerin, büyüklerimizin sözlerinden bir parça olsun istifade etme imkanına kavuşuruz. Yine şiirler getirdik size ve o şiirlerle birlikte o şiirleri söylemiş ya da yazmış kıymetli insanların hayatlarından kısa bilgiler getirdik. Bütün bunları sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Evet, istiyoruz ki Saadet Asrı'ndan bugüne hiç durmadan akan, o gürül gürül çağlayarak akan büyük ırmağın önünde sürüklenen, içinde böyle yüzen bir kuru dal parçası gibi, bir yaprak gibi, bir gazel gibi olsun bu program. Yani öyle bir fotoğraf oluşturabilirsek ne mutlu bize, ya da en azından o fotoğraf doğrultusunda bir parça yol alabilirsek kendimizi iyi hissedeceğiz değerli izleyenler. Hak rızası uğrunda yazmış, söylemiş, konuşmuş, bir hayat yaşamış bütün kıymetlerimizi bir kez daha aramızda olmayanları rahmetle, aramızda olanları da minnetle yad ederek başlayalım Yadı Cemil'e. Bugün çok özel bir isimle başlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü özellikle bizim ülkemizde, toplumumuzda müthiş bir değere sahip bir isim. Süleyman Çelebi. Pek çoğunuz neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Ama ola ki içinizde Süleyman Çelebi deyince fazla bir çağrışım yapmayan dostlarımız varsa, onlar için de sağlam bir çağrışım yapması için söyleyeyim, bugün Mevlid'le başlayacağız. Mevlid-i Şerif'le ya da orijinal adıyla Vesiletün Necat, yani Kurtuluş Vesilesi ismindeki eseriyle başlayacağız Süleyman Çelebi'nin. Bizim ülkemizde, geleneğimizde, toplumumuzda Mevlid çok önemli bir yere sahiptir. Büyük bir dini gelenektir, öyle söyleyeyim. Peki Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi kim? Birkaç cümleyle bence onun hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. 1350'li yıllarda, daha doğrusu 1350 ya da 51 yılında, yani Orhan Gazi döneminde, Osmanlı'nın, o genç Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yıllarda Bursa'da dünyaya gelmiş ve iyi bir eğitim almış. Daha sonra Orhan Gazi'den sonra Yıldırım Bayezid'in de dikkatini çekmiş bir isim Süleyman Çelebi. Hatta bir dönem Bursa Ulu Camii'ye imam olarak tayin edildiği de söyleniyor. İşte belki de o yıllarda kaleme almış. Yüzyıllardır bizde söylene gelen ve belli ki daha çok da söylene gelecek olan Mevlid-i Şerif'ini 1409 yılında tamamladığına dair, bitirdiğine dair de rivayetler var. Vesiletün Necat'ı ya da bizim kullandığımız şekliyle Mevlid'i. Şimdi aslında bir naat olarak değerlendirebiliriz. Yani Hazreti Peygamber'e övgü maksadıyla ve onun hayatını edebi bir dille bize aktarma maksadıyla kaleme alınmış bir eser. Türk Edebiyatı'nda da çok sayıda Mevlid örneği var. Fakat ne bizde ne dünyada yazılmış Mevlidlerin hiçbiri ne bu kadar uzun süre kalıcı olabilmiş, ömürlü olabilmiş, ne de bu kadar çok büyük bir üne sahip olabilmiş. Özetle Efendimizin, Peygamber Efendimizin doğumunu ve hayatını anlatan bir dini metin
Yani Mevlid'i böyle özetleyebiliriz. İşte sırasıyla viladet, Hazreti Peygamber'in doğumu, risalet, peygamberliğin gelişi, Miraç, malum Miraç hadisesi, göğe yükselmesi Efendimizin ve bu dünyadan irtihalini anlattığı bölüm, rıhlet bölümleri var. Eserin en başında da bir münacat var, Allah'a yakarış bölümü var. Şimdi o bölümden küçük bir bölüm bir şey paylaşacağım sizlerle. Bizim toplumumuzun çok sevdiği, çok önem verdiği daha da belki kıymetlisi o. Bir metin, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, 1422'de de Bursa'da vefat etmiş. Ha ya gideyim bir Fatiha okuyayım diye düşünürseniz Bursa'da efendim Çekirge yolunda Yoğurtlu Baba kabristanı vardır. Orada metfun, türbesi orada Süleyman Çelebi'nin. Şimdi biz bugün çok denk düştü çünkü Yad-ı Cemile Mevlid'den bir bölümle başlayacağız. Şüphesiz bu programda Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inden kısa da olsa bir şey okumasak herhalde bittiği zaman eksik kalırdı diye düşünüyorum. Evet, Allah adın zikredelim evvela diye başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ben tabii ki size şiir olarak takdim edeceğim giriş bölümünü Mevlid'in. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldu cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Ya da şöyle okuyalım. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Allah adı olsa her işin önü, herkes ebter olmaya anın sonu. Bir kez Allah dese şevk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Yani insan bir kere şevkle lisanıyla Allah dese, şöyle inanarak efendime söyleyeyim, şevkle Allah dese diyor, bütün günahlar hazan yaprağı, yani o sonbaharda dökülen yapraklar gibi dökülür gider. Bir kez Allah dese şevk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan, misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diye. Aşk ile gel şimdi Allah diyelim, derd ile gözyaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimi, ol rahimi, ol ilah. Birdir ol, birliğine şek yok dürür, gerçi yanlış söyleyenler çok dürür. Cümle alem yok iken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi insü melek, arşu ferşü ayü güm hem nüh felek. Sün ile bunları ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin ishar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem hemen. Haşredek ger denilirse bu kelam, nice haşrola bu olmaya tamam. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdk ile anın rızasına kıl talep. Ey azizler işte başlarız söze, bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet kim derim hem tuta, mis gibi kokusu canlarda tüte. Hak Teala rahmet eyleye ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her kim diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ede ben kuluna. Sonunda da Süleyman Çelebi mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Kendine dua istiyor girişinde Mevlid'in.
ya da Vesiletün Necat'ın diyor ki Hak Teala rahmet eyle ya ona. Rabbim diyor rahmet eylesin. Allah'ın rahmeti ondan yana olsun, onun üzerine olsun. Rahmet eyle ona. Kim beni ol bir dua ile ana. Kim ki beni ene de duadan unutmazsa diyor. Allah da ona rahmet eylesin. Her kim diyor diler bu duada buluna. Fatiha ihsan ede ben kuluna. Biz de buradan rahmetle analım Süleyman Çelebi'yi. Bir Fatiha da okursanız vallahi onun ruhuna ne güzel olur. Evet. Mevlid-i Şerif, Vesiletün Necat bizim ülkemizin, bu toprakların dini gelenekleri açısından çok kıymetlidir malum. Bizde Mevlid okunma, okutma geleneği yüzyıllardır sürer gider. Daha da uzun yıllar sürecektir elbette. Onun girişinden küçük bir bölümle açtık bugün Yad-ı Cemil'i. Şimdi gidelim Diyarbakır Ergani'ye. Yıl 1933. Ocak ayı, ocağın sonları 22 Ocak. Sezai Karakoç dünyaya geliyor. Mütefekkir, şair, yazar, siyasetçi kimliği, kişiliği de var. Çocukluğu o bölgede, Ergani'de, Maden'de geçiyor, Dicle'de geçiyor. Parasız yatılı olarak okuyor. Ondan sonra eğitim hayatı ve müthiş bir birikim. Diriliş dergisiyle koşut giden bir müthiş bir edebi serüven. Öğretmenlik, muallimlik yani edebi öğretmenliği kastediyorum. Çok sayıda büyük yazara, çok sayıda büyük şaire kol kanat germiş, yol yordam göstermiş bir ağabey, bir üstad. Onlarca kitap, çileli bir ömür. Hani diyoruz ya o aydınlık yolun izinde yol alanlar, hak rızası uğruna yazanlar, çizenler işte onlardan... Bizim çağdaşımızdır Sezai Karakoç. Değerdir, büyük değerdir. Sadece bu ülkenin, bu toprakların değil, dünyanın görüp görebileceği en kıymetli yazarlardan, en kıymetli kalem erbabından biridir Sezai Karakoç. Bugün Yad-ı Cemil'e bir Sezai Karakoç şiiri de getirdik. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Birkaç bölümden oluşur. Köşe isminde bir şiiri vardır. 50'li yılların ortalarında 1954'tü. Evet, 1954 Nisan, 1954 Mayıs ve 1954 Aralık'ta 4 bölüm olarak kaleme alınmış bir şiirdir. Köşe şiiri. Ben o şiirden 1. ve 3. bölümleri getirdim. Bugün sizlerin huzuruna onları paylaşacağız. Yad-ı Cemil'de şimdi söz... Sözün üstadında Sezai Karakoç'ta. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını... Ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezenir, sen kaç köşeli yıldızsın. Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun, hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi, aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdun. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durduk. Konuştun. Güneşi hatırlıyordum.
gariptin. Yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Dişlerin öpülen çocuk yüzleri, güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular, dişlerin içinden geçilen küçük aynalar. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı anlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Hani şiir nedir, bir şiirle anlatın diye bir ödev verse öğretmen çocuklarımıza, bu şiiri yazıp gönderin, budur diye. Şiiri şiirle tarif eder misiniz? Evet, ederim. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. Bitti. Değil mi? Efendim, Kubilay Doğan hocamız piyanosuyla, besteleriyle, zaman zaman o güzel yorumuyla yine bizlerle birlikte. Değerli kardeşim Onur Güller çellosuyla, o da elbette dostluğuyla bizlerle birlikte bu akşam. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı diyor Sezai Karakoç. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Bakın nasıl tak 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 melodiyi işitiyorsunuz değil mi? İşte şiirin melodisi bambaşka bir şey. Yani o şarkıların bestesinden filan çok daha zordur. Dadadat 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 diye akıp gidecek. Hem de kelimeler sizi alıp götürecek. Sezai Karakoç, büyük üstad. Allah ömrünü uzun etsin. Evet. Yağdı Cemil, Mevlid'le başladık Süleyman Çelebi'yle. Tekrar hatırlatayım, ola ki kaçırmış olanlar varsa. Bursa İstanbul'a bir adım artık. İstanbul'da oturan dostlarımız için özellikle söyleyeyim. Ya da Bursa'da zaten biliyorsunuz çok sayıda gidip ziyaret edilesi, ziyaret edilmeyi hak eden, ziyaret edilmeyi bekleyen türbeler var, camiler var, efendime söyleyeyim medreseler var, tarihi eserler var. Bursa müthiş bir yerdir. Yani öyle bir günde iki günde gezilecek gibi de değil. Mutlaka yolunuz düşerse Bursa'ya bir Fatiha okuyun. Süleyman Çelebi'ye, Çekirge'de Yoğurtlu Baba kabristanında metfun, tekrar hatırlatmış olalım. Peki, Süleyman Çelebi, Sezai Karakoç, ardından nerede? Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'da sıra. Ama biz onu bugün Yadı Cemil'e muhibbi yönüyle konuk edeceğiz. Yani muhibbi ismi ya da muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirlerinden biriyle karşınıza getireceğiz. Evet, özür dilerim. İkisiyle karşınıza getireceğiz. İki şiirini takdim etmeye çalışacağım. İkisi de kısa şiir ama özellikle bir tanesi zaten kulağınızda var, duyacaksınız. Şair padişahlardan en önemlilerinden, en özellerinden biridir Kanuni Sultan Süleyman. Hep diyoruz hani o cihan imparatoru olmasaydı bile sadece muhibbi ismiyle, sadece muhibbi mahlasıyla yazdığı divan edebiyatındaki o önemli şiirleriyle bile bugün yine biz onu konuşuyor olacaktık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu şiirleri bir padişah yazmış, o yüzden okuyalım diye okumuyoruz. Bu şiirleri önemli bir divan şairi olan Muhibbi yazmış diye okuyoruz. Ama Muhibbi aynı zamanda da Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Biz hep hani tarih kitaplarında işte şuraya gitti, bu savaşı yaptı, burayı zapt etti diye okuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş toprağa kavuştuğu, en geniş alanlara kavuştuğu dönemdir biliyorsunuz. Yükselme devri diye okutulur çocuklarımıza. O dönemin en bilindik padişahıdır, en önemli ismidir. Ama aynı zamanda burasında da aşkı hiç eksik etmemiş bir isim, Muhibbi.
Önce Allah Allah diyelim. O kasidesinden, gazelinden daha doğrusu bir bölüm. Sonra da hepimizin bildiği şiirinden bir bölüm sunacağım size. Bakın diyor ki Kanuni Sultan Süleyman yani Muhibbi. Allah Allah diyelim, sancağı şahı çekelim. Yürüyüp her yaneden şarka sipahi çekelim. İki yerden kuşanalım yine gayret kuşağın. Bulaşıp toz ile toprağa burahı çekelim. Paymal eyleyelim kişverini sürhü serin. Gözüne sürme deyu dudu siyahı çekelim. Bize farz olmuş iken olmamız İslam'a zahir, nice bir oturalım, bunca günahı çekelim. Umarım rehber ola bize Ebu Bekr-i Ömer, ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Bunu biraz böyle okudum çünkü bu gördüğünüz gibi celadetli bir şiir, yani bir kahramanlık şiiri aynı zamanda. Yüreklendirme şiiri orduyu, Allah Allah diyelim muhibbi. Bu ise onun biraz daha farklı yönünü, daha duygusal yönünü ortaya koyar. Olmaya devlet cihanda ve bakın neler söylüyor muhibbi. Biliyorsunuz aslında şöyle başlıyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani diyor ki muhibbi halk içinde, halk arasında daha itibarlı, daha değerli bir şey yok. Ne o? Devlet. Devletten daha değerli, daha itibarlı bir şey yok. Bizim halkımız diyor devletine çok kıymet verir, çok önem verir ama diyor, aslında bu dünya üzerindeki asıl devlet bir nefeslik sıhhattir, sağlıktır diyor. Müthiş bir söz oyunuyla başlıyor muhibbi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır, olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Saltanat didükleri, orijinal öyle metnin, saltanat didükleri ancak cihan kavgasıdır, olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Aslında diyor saltanat dedikleri bir kavgadır, yani dünya üzerinde hep ola gelen bir kavgadır. Asıl diyor saadet bu dünya üzerinde vahdettir, birliktir, birlik olmak. Ko bu işu işreti çünkü fenadır akıbet, yâri baki ister isen olmaya taat gibi. Bu işreti, bu eğlenceyi bir kenara bırak, akıbet fena oluyor, fena olur sonra diyor. Baki, yani baki bir yar, bir yoldaş, bir yaran istersen diyor, taattir, ibadettir diyor. Müthiş ya. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çar içre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı kuşeyi uzlet gibi. Son dizeyle de noktayı koyuyor muhibbi tabii. Olmaya vahdet makamı, olmaya birlik makamı ya da mutluluk makamı bile diye onu çevirebiliriz. Olmaya vahdet makamı kuşeyi uzlet gibi, uzlet köşesi, tek başına kalma. Tabii tek başına kalıp ibadete, taate devam etmeyi kastediyor. Muhibbi olmaya devlet cihanda. Peki. Evet, Süleyman Çelebi, Sezai Karakoç, ardından muhibbi, kanuni olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dedikten sonra gelelim, fakir diyorlar ya ben de diyeyim bari, gelelim fakirin yazdıklarından birkaç satır örneğe. Biz yine dönelim aşkın izine. Bendenize ait kırık dökük cümlelerle, sözlerle aşkı biraz daha konuşmaya, biraz daha Yad-ı Cemil'e misafir etmeye devam edelim. Thank you.
Gerçek aşk fecri sadıktır. Bitmeyen aydınlıktır aslında. O denli parlaktır ki ışığı ve o denli büyük bir karanlığın aydından aydınlatmıştır ki dünyayı, muma, kandile, fenere ihtiyaç bırakmaz. Geçici çözümler, yalancı ışıltılar ondan beridir. Güneştir çünkü aşk. Perdeler açılsın, kandiller söndürülsün, aşk olsun, aşk hep olsun, farkında olamasak da. Börtü böceğin, yaprağın, çiçeğin yaşama sevinciyle birlikte su yürümesidir ruhumuza aşk biraz da. Sardunyanın, tırtılın, fesleğenin, uçuç böceğinin hatrına, bahara hüsnü kabul sunma vaktidir aşk. Aşk bir ormanda tek başına uzun ve bilinmez bir yolculuğun kılavuzluğunda kaybolmaktır bazen. Aşk ille de o gazeldir aslında. Hani diyor ya, ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Bir dem belayı aşktan etme cüda beni. Az eyleme inayetini ehli dertten. Yani ki çok belalara kıl müptela beni. Allah'ım diyor, tanıştır beni aşk belasıyla ve bir an ayrı bırakma onunla bizi. Yardımını esirgeme dertlilerden. Yani ya düşür beni, yani düşür beni daha çok belaya, var oldukça ben, ayırma beni beladan. Evet, aşk böyledir. Aşk gecedir, aşk güzeldir. Fuzuli'nin sizlerle paylaşmaya çabaladığım biraz önceki dizeleri gibi karanlıktır ama aynı zamanda karanlığın içindeki aydınlıktır. Onsuz her an karanlık, onunla her an aydınlık. Aşk hakikattir. Balların balını bulmaktır. Kovanımız yağma olmuş, ne gam. Özün özüne, her şeyin künhüne varmaktır. Aşk imiş her ne var ise alemde diyebilecek noktaya varmaktır. Dünyanın niçin yaratıldığını merak etmekten, dünya ne güzel yaratılmış cümlesine ulaşmaktır. Baktığını aşkla bakmak, yaptığını aşkla yapmak, her şeyin aşkla başlayıp aşkla bittiğini anlamaktır. Evet, aşk hakikattir, hakikatse aşktır. Tahammülünüz için teşekkürlerimizi de iletelim tabii. Bu vesileyle ve gelelim Prizren doğumlu Ümmü Sinan'a. 1550 diyen de var, 1551 diyen de var onun vefat tarihine. Doğum tarihine ise kimse bir şey demiyor, bilmiyoruz çünkü Ümmü Sinan. Adına tertip edilmiş bir icazetnamede ise Bursalı olarak kaydedilmiş. Hani Bursa'yla da bir irtibatı var Ümmü Sinan'ın. Hatta Karaman'a ait olduğuna ya da Karaman kökenli olduğuna dair de yine rivayetler var. Büyük bir alim olduğu söylenir Ümmü Sinan'ın. 16. yüzyılın ortalarında 1550'lerde yaşamış olan Ümmü Sinan'ın. Ümmü onun lakabı, gördüğü bir rüya üzerine bu namı, bu mahlası, bu lakabı almış Sinan ve Ümmü Sinan olmuş. İlahileri var bize kadar ulaşmış, şiirleri var yine bize kadar ulaşmış. Bir mısrağında gitti 958'de Ümmü Sinan denmiş bir mısrağda. Dolayısıyla Hicri 958'de vefat ettiği kabul ediliyor. İşte oradan hareketle de 1551 diyoruz vefat tarihine Ümmü Sinan'ın. Risale-i Şerife-i İstanbuli Ümmü Sinan diye de bir eseri var. O da hala Manisa'da Muradiye Kütüphanesi'nde bulunmakta orijinali, bilginizde olsun. Şimdi ondan bize kalan şiirlerden bahsettik, ondan bize kalan ilahilerden bahsettik. Ümmü Sinan okuyacağız şimdi size bugün.
Yağdı Cemil'de. Ben bu programın açıkçası bu tarzını, bu tavrını kendi adıma söyleyeyim, çok seviyorum. Niye? Çünkü Ümmü Sinan hani bir şiir programında ne kadar ya da hangi şiir programına konuk olabilir? Açıkçası merak ediyorum. Ama bizim baş misafirimizdir. Bütün diğer kıymetli şairlerimiz, bütün diğer kıymetli misafirlerimiz gibi Ümmü Sinan da Yağdı Cemil'de elbette olmayı fazlasıyla hak etmektedir. İki şiirini okuyacağım size. Önce Evliya'nın babına ona bir bakalım, sonra ikincisine geçelim. Evliya'nın babına esrarın duyan gelir. Ahd eyleyip ezelden kavline uyan gelir. Hak buyurdu zikrime tan eyleyen ziyanlı. Muvahhidin avazı münkire çıyan gelir. Gayrı hakka hak diyen aşka gönül vermedi. Aşk oduna varlığın yokluğa sayan gelir. Erenler bazarına, yokluğun şikarına, hak yoluna nefsinin putların sıyan gelir. Hak buyurdu zikredin, biz dahi zikredelim. Erenler sohbetine, Kur'an'a uyan gelir. Her kim aşka yar olur, cana safa kar olur. Masivadan dur olur, cevrine döyen gelir. Kim ki sever Allah'ı, gayrıyı kor vallahi. Bu yola canu cihan terkine döyen gelir. Dört kitabı okumak, aynı şiini kafile. Gerçi güçtür zahide, Arife ayan gelir. Ey Sinan ümmi, sakın nutuk eyleme nadana, cahile yar olursan ıssına ziyan gelir. Ümmü Sinan işte böyle bir şair, böyle büyük bir şair. Belki bir parça daha bilinen eserlerinden, şiirlerinden biriyle devam edelim. Yine Ümmü Sinan senden yana. Ey cümle halkın maksudu, al gönlümü senden yana. Ey külli şeyin mevcudu, al gönlümü senden yana. Nefs elinden avareyim, hırs elinden biçareyim. Gayrı kime yalvarayım, al gönlümü senden yana. Elim sana ermekliğe, gönlüm seni görmekliğe, tapuna yüz sürmekliğe, al gönlümü senden yana. Kurtar nefsin belasından, can bu lütfu bula senden, nola ihsan ola senden, al gönlümü senden yana. Ümmü Sinan der yarada, götür perdeyi aradan, kurtar beni bu yaradan, al gönlümü senden yana, al gönlümü senden yana. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. Sordum sarı çiçeğe, neden benzin sarılır? Sordum sarı çiçeğe, neden benzin sarılır? Çiçek eydü derviş baba, ödüm bana yakındı. Çiçek eydü derviş baba, ödüm bize yakındı.
Ümmü Sinan der yaradan diyor Ümmü Sinan. Ümmü Sinan der yaradan. Götür perdeyi aradan. Kurtar beni bu yaradan. Al gönlümü senden yana. Evet, Yad-ı Cemil'de Ümmü Sinan'ı da bugün misafir ettik. Ve Elmalılı Hamdi Yazır'a geldik. Onun münacatını biliyorsunuz ama ben size başka bir şiirini okuyacağım ki Elmalılı Hamdi Yazır herhalde şairlik mutlaka onun hayatında önemli ama ikinci sırada üstte onun ilmi var. Bir ilim insanı, bir müfessir, Hak Dini, Kur'an Dili isimli bu topraklarda kaleme alınmış en kıymetli Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden birinin sahibidir Elmalılı Hamdi Yazır. Günümüzde de önde gelen İslam alimleri tarafından hala en güvenilir ve en başvurulması gereken tefsirlerden biri olarak kabul edilmektedir Elmalılı'nın o tefsiri. Adından da anlaşılacağı gibi muhterem Hamdi Yazır Efendi 1878'de Antalya'nın Elmalısı'nda dünyaya gelmiştir ve 1942'de de İstanbul'da Erenköy'de vefat etmiştir. Çok sayıda değerli ilim erbabından edilmiş tahsil, alınmış dersler, bilgiler, memleketten sonra İstanbul'a geliş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaleme alınan o tefsiri ama hep burasında da böyle bir duygu yoğunluğu, bir hakiki aşk, merakı ve elbette iştiyakı mevzu bahis. Merak edenler için Sahra-i Cedid mezarlığındadır kabri Elmalılı Hamdi Yazır'ın. Şimdi çok sevdiği isimlerden biri Elmalılı'nın Mehmet Akif. Bayrak şairi, vatan şairi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un sadece yazdıklarına değil yapıp ettiklerini, milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük azme, gayrete, cehde bir şükran hissiyle doludur Hamdi Yazır. O yüzden onun Akif için yazdığı dizeler var. Mehmet Akif'e ithaf ettiği. Bizim edebiyatımızda çok karşılaştığımız durumlardan biri değildir. Yani bir yazarın bir diğer yazara, bir edebiyatçının bir diğer edebiyatçıya şiir yazması. Bu nedenle de önemlidir. Ama öyle bir Mehmet Akif anlatır ki bize Hamdi Yazır. Zaten o tasvirlerini tefsirinde de görürsünüz. Öyle bir Akif anlatır ki evet dersiniz ya işte bizim de bildiğimiz ama bir türlü bu şekilde dile getiremediğimiz şükran hisleriyle dolu olduğumuz ya da olmamız gereken Akif, Mehmet Akif, Mehmet Akif Ersoy budur dersiniz. Biraz Osmanlıca terkipler, benzetmeler, deyimler var şiirde ama anlayacağız. Yani o kimi yerleri kelime kelime çıkaramasak da bütünündeki manayı anlayacağız. Uzun bölümler okuyacağım. Mehmet Akif'e ithaf ettiği Mehmet Akif'e isimli şiirinden Elmalılı Hamdi Yazır. Mülhimatın %90 metni Furkan Akif. Hele eşsiz tarz-ı nazmın ruhu perran Akif. Şiir-i hikmet kavli hakta şems-i taban Akif. Sana sani çıkacak yok. İşte meydan Akif. Ya hulusun o selim gönlüne bir şan Akif. Varlığındır şerefi Adem'e bürhan Akif. Bütün ömrün bir cihattır koca aslan Akif. Ne mesai ne mezahim seni yıldırmadı hiç. Sana düşman olanı hep kürekledin bir hiç. Çünkü imanı Ömer'di berk uran sinende. Bir duyulmuş korku ancak haf-ı yezdan
Akif. Gidişin nükbeti uzma, sırrı merdan Akif. Bekru Asım duru vicdanlara, sultan Akif. Şiire şehvet katmamış hiç tek adamsın Akif. Su adayı şu araya, sen imamsın Akif. Hem hayatındı saadet, hem mematındı Akif. Hicri suri bizedir zehri hayatın Akif. Bir kitap sen tanıdın, o da Kur'an Akif. Bir de kanun tanıdın ki o da vicdan Akif. Ne emir ne de emire ne de kaan Akif. Olmamıştır sana hakim hürrül ihvan Akif. Taptığında senin ancak Rabbi ekvan Akif. Aşkı muhtar ise sende koca volkan Akif. Aşkı muhtar ise, yani muhtara olan aşkımız ise sende koca volkan Akif. Ama ben hala kaldım yukarıdaki dizelerinde. Diyor ki hem hayatındı saadet, hem mematın Akif. Yani hayatın da ölümün de bir saadetti. Hicri suri bizedir zehri hayatın Akif. Bir kitap sen tanıdın, o da Kur'an Akif. Evet, Akif'i galiba en güzel anlatan dize budur. Çünkü hayatı Kur'an'la özdeşleşmiş bir insandı Mehmet Akif Ersoy. İşte Elmalılı da o yönüne dikkat çekiyor. Diyor ki bir kitap sen tanıdın, o da Kur'an Akif. Bir de kanun tanıdın ki o da vicdan, diyor Akif. Hep samimi başlar üstünde gezerken tabutun, çıktı takdisleri halkın fevkine her umudun. Ne büyük rabıta ihlas vardı o gençlerde o gün. Gıpta etti sana göklerde melekler o gün. Evet, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şairinin tabutunu Beyazıt'ta üniversite önündeki gençler görürler ve onlar onun naaşını götürüp defnederler. Hüzünlü bir hikayedir. Çok detayına girmeyelim şimdi ama siz bir yerden bulup o hikayeyi, o günü öğrenin, okuyun. Yani Akif'in nasıl defnedildiğini bizse Hamdi Yazır'ın ona ilişkin son sözleriyle bitirelim Mehmet Akif şiirimizi. Diyor ki, sana bizden gelecekler için affın dileriz, hiç hayırsız ölecekler için affın dileriz. Esselam ey Mehmet Akif İbni Tahir, esselam. Ente fina mahnufike, ente tahir, esselam. Esselam şairül İslam, natıkul hak, esselam. El muhtaç ila rabbihil muhyi muallim hamdi. Sonunda da kendini böyle anlatıyor, söylüyor Elmalılı Hamdi Yazır. Bu vesileyle biz de bugün Yad-ı Cemil'de bir kez daha biraz da hüzünle anmış, hatırlamış olalım İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'i. Mehmet Akif'le ilgili yazılmış çok sayıda kitap vardır, eser vardır. Onu anlatan, eserlerini araştıran, efendime söyleyeyim yorumlayan. Ama benim kişisel kanaatimdir, katılıp katılmamak da serbestsinizdir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Mehmet Akif'e ithaf ettiği bu mütevazı şiir, Bu çok kıymetli dizeler bence hepsinden önemlidir. Akif fazlasını hak eden bir isimdir. Dediğim gibi hem yazdıklarıyla hem hayatıyla, yaşadıklarıyla ruhu şad olsun. O kıymetli şairimizin, o kıymetli vatan ve bayrak aşığının. Yad-ı Cemil'den bugünlük bu kadar. Atamız, sürçülisanımız olduysa sizin o engin gönlünüze, o engin hoşgörünüze sığınıyoruz. Emek veren tüm kıymetli arkadaşlarım adına
güzel bir istikbal, hayırlı bir gelecek diliyorum. En kısa sürede tekrar yine şiirlerimizle, yine o şiirlere hayat veren değerlerimizin böyle kısa küçük hayat hikayeleriyle yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın efendim. Thank you.